anne baba olarak biz de dayanamadık yani. Biz de dayanamadık. Hava kuvvetlerine dön yavrum dedim. Yani artık benim, ben bir askerim yani, hani askerler katı yüreklidir olarak görünür ya dedim, artık katı yürek de kalmadı, artık ben de eridim bittim. Ya dön, dön dedim, ya hava kuvvetlerine dön, hava kuvvetlerine dönmek istemiyorsan da ben bırak dedim yani. Babacığım dedi yani, bir halka düşün dedi. Bu halkanın bir tanesi koptuğunda ne olur dedi. Darman duman olur. Ve biz kazandığımız savaşı kaybederiz. Biz vatanımız, bayrağımız için gerekirse burada şehit olacağız. Canımızdır, kanımızdır, her şeyimiz bu vatan. Bastığın yerleri tanır, altında Türktür yatan. Ne dediysem şey yapamadım. Askerliği çok seviyorlardı. Oktay Deniz Harp Okulu'nu tutturdu. Okan da Gazi Emir Hava Teknik Asubay Meslek Yüksek Okulu'nu tutturdu. Okan şeye çıkmaya başladı. Yani dışarıya Gazi Emir Belediyesi'nin bir ney kursu varmış. Oraya ders vermeye çıkıyormuş. Neyin ne anlama geldiğini zaten bilen insan, o insanın ne olduğunu zaten anlatmaya yetecektir yani. Ki Yunus Emre'yi, Mevlana'yı, Hacı Bektaş'ı çok seven. Yani onun şeyleriyle, şiirleriyle yoğrulamış. Açtığı zaman şeyin neyini, onlardan bir şeyler çalar. Bize haber etmeden Bordo Bereli sınavına giriyor ve kazanıyor. Eğitiminden sonra hiç boş durmadı. Diyarbakır, Sur, Cizre, Silopi, Şanoba, Gülyazı, Beytüşşebap, hele ki Kuzey Irak şeyi biraz daha fazla. Fırat Kalkanı operasyonu başladı. Şimdi Fırat Kalkanı daha henüz Türk milletine anlatılmadı yani. Fırat Kalkanı'nı sadece onlar yaşamadı. Evde bizler de yaşadık. Bu yavrular yedi düele karşı durdular. Yedi düel. Bir gün bir anısını anlatıyorum Fırat Kalkanı ile ilgili. Cami var. Caminin üzerinde yani arkadaşlarının anlattığını anlatıyorum. 5 tane 6 tane diyaşının minareden ateş ettiklerini söylüyor. Buna çok üzülüyor. Mecburen minareyi devirmek zorunda kalıyor. Kan o zaman çok üzülüyor. Komutanına geliyor diyor ki, komutan diyor, ben çok üzgünüm diyor. Yavrum diyor, yani bu kadar teröristle karşı karşıyayız yani. Allah bize nefes verir şeyimiz olursa biz ne camiler yaparız, ne minareler yaparız. Kendisi hani müsait olduğu bir zamanda bizi arar. Sadece iyiyim baba, iyi arkadaşlarım, iyi baba. Bunlar, bu yavrular şehadeti kabul etmişler. Vatanım, bayrağım, onurum, vatan için. Bana bir miktar para gönderirdi yani sokakta çocuğa, yani baba, anne, bizim ne olacağımız belli değil. Yani hani şu günümüz şeyiyle hani sadakasını verir gibi. Şimdi 21 Aralık'ta Akil Dağı'nı tabii kuşatıyorlar. Şimdi çocuklar 2 hafta belki 3 hafta bilemiyorum, uykusuz. Devletim onlara yemek mi vermiyor? Mu vermiyor? Var ama yiyecek zamanları yok. 7 ton bombadan bahsediliyor. Şimdi aslında amaç 250-270 tane diye söylendi. Oraya komandolar geliyor. Onların içine girip patlatmak yani. Yani şehit sayısı 250-300. Yani Türkiye'de kıyametin kopmasını istiyorlardı. Türkiye'de kıyametin kopmasını istiyorlardı. Ama İşte Okan Furkan diyoruz, son mermisine kadar harcıyor ama öyle bir zırhlı araçmış ki yani artık şey de işlemiyormuş, roket atar da işlemiyormuş yani zırhlı aracı. O şeyi, aracı
Orada göğüsleriyle durduruyorlar. En son mermisini atıp göğüsleriyle o aracı durduruyorlar orada. 41 yıl sonra ilk defa kar yağan bir yer yani Akil Dağı. Şimdi bizim gittiğimizde mesela bir yıl sonra gittik. O anda göz gözü görmüyor. Şöyle 1 metre, 2 metre ilerimizdeki insanı bile şey yapamıyorduk yani. Ki şehadete erdikleri günde bunun 2 katından bahsediyorlar yani. Yani o sisin, o dumanın 2 katından bahsediyorlar. Göz gözü görmediğinden bahsediyorlar. Mezara gömdük ama ne gömdüğümüzü bilmiyoruz. Yani bizim acımız daha derin yani. 8 gün sonra Oktay'dan DNA testi aldılar. Gaziantep'ten işte buraya gelmedi, buralar kıyamet. Ben şurada bir koltukta oturuyordum. Ben aslında Okan'la gömülmeyi çok istiyordum. Yani o zaman da Okan'la gömülmeyi çok istiyordum. Ve olmadı. Ben o çocuklar sonradan tabii aklıma gelince benim yaşamam gerektiğini. Yani nefesimin sonuna kadar. Onları da vatanına, milletine, bayrağına bağlı bir insan olarak yetiştirmeyi çok istiyorum yani. Abilerine örnek alarak. Biz Genelkurmay'a müracaat ettik Süleyman Bey'le. Elbaba götürdüler komutanlarım. Şu an ÖSO'ları çok kötü, çok kötü insanlar, çok kötü şeyler diye bahsediliyor ama öyle görmedik yani. Hepsi o komutanlar şeyleri elimizi öpeceğiz diye mücadele içerisinde oldular. Allah razı olsunlar. Benim boynuma sarılan bir şey. Vallahi Yaşar abi dedi. Allah var. Okan var, Furkan var, Zafer var. Okan, Furkan gitti, Zafer bitti. Okan'ın Rusça'yı öğrenme merakı doğuyor. Rusça'da bir öğretmenle tanışıyor. Vera Anikova diye. Yani kendisi de yani ismini duyunca çok mutlu olacaktır yani. Rusça'yı öğreniyor. Okan Rusça'yı öğreniyor. Vera da Türkçe'yi öğreniyor. Yani o ona Türkçe öğretiyor, o ona Rusça öğretiyor. Ondan sonra biz Konya'ya geçtik. Konya'ya gidip de Mevlana'yı görmeden gelmek büyük bir eksiklik olacaktı yani. Çocukları oraya götürdüm. Ben tam Mevlana'nın önüne geldim. Mevlana'nın önünde tabii gözlerimden yaş Mevlana'yı hem Rabbime dua ediyorum yani. Hani az önce neyden bahsetmiştim? Okan'ın neyzenliğinden bahsetmiştim yani. Çünkü Mevlana'yı ve Şems Hazretlerini o çok severdi. Tabii orada onlar aklıma geldi. Ben ellerimi kaldırdım. Tabii ağlıyorum yani. Sürekli ağlıyorum Mevlana'nın karşısında. Benim telefonuma bir mesaj geldi. Telefonumu çıkardım şöyle bir baktım. Vera'nın telefonunda şey şu. Yaşar Bey diyor, biliyor musun ben Müslüm oldum diyor. Dedim ki yavrum ben de şu anda kimin karşısındayım biliyor musun? Hazreti Mevlana'nın karşısındayım ve sizler için de dua ediyorum dedim yani. Cümle ümmeti Müslüman için dua ediyorum dedim yani. Bir şehit babası olarak şunu söylüyorum. Güneşi esirgemiyorsa gökyüzü birileri yaşadığınız günlerin bedelini ödediği içindir. Bu Okan'ın bir sözüdür biliyorsunuz. Söylemek istediğim en büyük şeylerden bir tanesi şu. Sayın Cumhurbaşkanıma şunu yapmasını istiyorum. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı şehitliğinin yapılmasını istiyorum. Orada o yavrular şehit oldu ki vatanımızı kimseye bırakmadılar. Ve özel kuvvetlerin amblemidir. Vatanım, bayrağım, onur. Bir ikinci şey, Mehmet Akif Ersoy, korkmayla başladı bu çocuklar. Yani Okan'daki o cesaret, Furkan'daki, Bülent Binbaşı'ndaki ve hepsindeki o cesaretin başlangıcı. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen açacak.
söndürecek bir adam daha çıkamayacak yani. Bu böyle vaki kalacak. Sandılar Türk uyudu, ata cenge buyurdu. Türk'ün asker olduğunu dünyalara duyurdu. Türk'ün asker olduğunu dünyalara duyurdu. Türk'ün asker olduğunu dünyalara duyurdu.